Millet İttifakı CHP Arsuz Belediye Başkan Adayı Asaf Güven, CHP Arsuz İlçe Başkanı Faik Çekin ve ekibiyle birlikte 31 Mart yerel seçimleri kapsamında İskenderun Gazeteciler Cemiyeti basın merkezini ziyaret ederek basın mensupları ile bir araya geldi. İskenderun Gazeteciler Cemiyeti yönetimi ve basın mensupları tarafından sıcak bir şekilde karşılanan Asaf Güven, halkın isteği ve ortak görüşüyle Arsuz Belediye Başkanlığı'na aday olduğunu ve yakından tanıdığı basın mensupları ile Arsuz'un temel sorunlarını çözme kavuşturacağını dile getirdi. Tanıyoruz gazeteci olarak. Zaman zaman çocuklarıyla dediğim gibi birlikte hem geçmiş dönemde siyasette hem de doktor olarak hepinizi tanıyorum. Belki daha seyrek karşılaştık ama şimdi işin içine adaylık olunca yani bundan sonra da daha sık sık görüşeceğiz herhalde. Bildiğiniz gibi halkın isteği, oradaki taleple ve ortak bir konsensüsle genelde vatandaşın talebi üzerine ben aday oldum. Ve aday olduktan sonra da oturduk arkadaşlarla Arsuz'la ilgili ne yapabilir, ne edilebilir, bir kısa vadeli, uzun vadeli projeler üretmeye başladık ama bu projeler, ürettiğimiz projeler sadece o şekilde kalmayacak. Çünkü benim belediyecilik anlayışım, klasik belediyeciliğin dışında her zaman halkla beraberdir. Yani oturacağız, bir daha her projeyi tartışacağız. En olabilirliği ya da neler katılabilir, neler çıkarılabilir, uygun olmayanlar hepsini tartışacağız. Bunu halkla tartışacağız. Teknik elemanlarıyla tartışacağız, komisyonlar kuracağız ve Arsuz'a öyle katkıda bulunacağız. Sizler basın mensupları olarak birçok sorunu da çok iyi biliyorsunuz, takip ediyorsunuz. Sizlerin de önerileri ve katkıları olacak. Hep beraber Arsuz'u istenir bir seviyeye getireceğiz. Türkiye'deki sayılan, bilinen, tanınan, hatta sadece Türkiye'de uluslararası tanınan bir ilçe, bir tarım, bir turizm ilçesi haline getirmeye çalışacağız. Bunu hep birlikte başaracağız. Bununla ilgili. Ama sorunlarını biliyoruz. Bir, Türkiye'nin genel sorunları var. Bir de Arsuz'a has özel sorunlar var. Arsuz'a hizmet kolay bir şey değil. Siz de biliyorsunuz. Çok dağınık bir yerleşim olduğundan ama bu hizmetin olamaz anlamında da değildir. Özellikle de büyük şehirle koordineli olarak çalışır isek mutlaka başaracağımıza inanıyorum. Bu nedenle yani Arsuz'da sadece kazanmak hedefimiz değil. Hedefimiz azami oy oranına ulaşmak ve bununla birlikte de Büyükşehir Belediyesi'ni Sayın Lütfü Savaş'ı da Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçtirmek ve daha sonra birlikte hizmet vermek. Çünkü bir büyükşehir çok önemli bir güçtür. Hizmetlerin yürütülebilmesi için ekonomik olarak önemli bir güçtür. Onunla beraber onun için özellikle Arsuz'daki Cumhuriyet Halk Partisi'nin oylarını azami seviyeye çıkarmak amacımız. Ama inşallah başaracağız. Kısa vadeli, uzun vadeli sorunlar vardır bunlar. Kim tabii ki Arsuz'a taş üstüne taş koymuşsa Allah razı olsun, teşekkür edeceğiz. Ama bunu en üst seviyeye çıkarmaya çalışacağız. Basın mensubu arkadaşlar adına Millet İttifakı CHP Arsuz Belediye Başkan Adayı Asaf Güven'e hoş geldiniz diyen İskenderun Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı Veysel Cıncık şöyle konuştu. Keza bölgede Madenli'de belediye başkanlığı yaptığınız dönemi de hizmetlerinizi de biliyoruz. İnşallah Arsuz bölgesi için güzel projeler üreteceksiniz diye umuyorum. Çıktığınız bu yolda başarılar diliyorum. Bugüne kadar emek veren Arsuz'un kurucu ilçe belediye başkanı olarak bölgemize hizmet yapan Sayın Nazım Culha'ya da teşekkür ediyoruz. Bu bir hizmet yarışı. Bu bayrağı sanıyorum
Sayın Asaf Güven daha yüksek yerlere taşıyacaktır. Tekrardan başarılar diliyorum. Hayırlı uğurlu olsun efendim. Hoş geldiniz. Benim belediyecilik anlayışım klasik belediyeciliğin dışında halkla beraber yapılan bir belediyeciliktir diyen Asaf Güven ise şöyle konuştu. Çok önemli. Yani her kent için, yerleşim alanı için altyapı olmazsa olmaz. Ama tabii Türkiye'de yıllar yılı ekonomik imkansızlıklar nedeniyle ihmal edilmiş. Ama bir yerde bunun bitmesi lazımdı. Bu ta yıllar önce, hoş geldin. Yıllar önce yani 2010'dan önce 1999'dan 2010'a kadar olan yıllarda Madenli'de bu bizim küçücük bir belediye olmasına rağmen orada altyapı çalışmaları olmuştu ve o süre içerisinde İhale edilebilir, yani projeleri bitmişti, yapılmıştı, ihale edilebilir aşamaya getirilmişti. Ama tabii ekonomik imkansızlıklar nedeniyle bu gerçekleşmedi. Mutlaka ön plana alınması gereken bir şeydir altyapı ama hepimiz biliyoruz ki çok pahalı bir yatırımdır. Şey olarak, yani popülizm açısından riskleri olarak bir yatırımdır. Çünkü çukuru var, çamuru var, düşmesi var. Siyasetçinin tercih edileceği yatırım. Yani hani olsa ama sonuç olarak yapılması gereken temel hizmetlerden bir tanesidir. Yani şunu söylüyoruz, her nimetin bir külfeti vardır. Bu da o altyapının bir külfeti olacaktır. Onu da vatandaş tabii biliyor ama zaman gene zaman söyleniyor. Haklı olarak tabii ki. Çünkü yani yapılsın ister. Talep edecek yapılsın. Katılıyorum yani. Altyapı inşallah kısa sürede bu tarafta biter. İkinci aşamasına Arsuz'a geçilir. İnşallah. Bu tabii sadece Arsuz Belediyesi'nin gerçekleştireceği bir şey değil. Onun için az önce Büyükşehir'den bahsettim. Büyükşehir'in yatırımıdır. Ve bunu teşvik etmek lazım. Öncelikle yani uyumlu çalışmak, birlikte çalışan bir büyük şehrin olması lazım.